Merhaba arkadaşlar, hayırlı Ramazanlar olsun hepimize. Nasılsınız? Umarım Ramazanınız iyi geçiyordur. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eder inşallah. Şöyle bir video başlatayım dedim. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Bugün iftar hazırlığı falan çekmedim. Mustafa Yiğit rahatsız olduğu için böyle alelacele yaptım bir şeyler. Onunla ilgilendim çok çoğuna. Gece fazla bir uyumadı. Burnu falan tıkanıyor, öksürüyor derken gece onunla epey uğraştım. Umarım iyisinizdir. Emir'le babası çarşıya gitti. Pide falan alalım dediler. Ben de iyi gidin dedim. Ben de işte ikindi namazını falan kıldım. Evi toparladım. Evi havalandırdım. Şöyle bir dış kapıyı açtım. Karşılıklı camları da açtım. Onlar evden gidince. Bizim ev birinci kat diye arkadaşlar. Çok fazla şey oluyor. Havasız kalıyor. Bir de mutfakta aspiratör falan olmadığı için yemek kokusu falan direkt salona gidiyor. Öyle bir eve havalandırdım. Pek de bir iş yapmadım. İşte Mustafa Yiğit'in şuruplarını falan verdik Ramazan'la. Öyle arkadaşlar, sizde ne var ne yok, neler yapıyorsunuz? Bizde durumlar böyle arkadaşlar. Mart ayı da neredeyse çıkacak. Nisan'a gireceğiz arkadaşlar. Gerçekten zaman o kadar hızlı ki. Kış bitti, bahar geldi, şimdi de yaz gelecek. Günlerin hiç şey yok. Şu bizim bahçedeki çiçekler iyice bembeyaz gelinlik gibi olmuşlar. Birazdan size gösteririm. Çok güzeller. Hava kararmadan. İnşallah bu sene bol bol yine kayısı yeriz. Geçen sene bayağı bir kayısısını yemiştik. Hatta bayağı dolup taşmıştı. Yerlere falan dökülmüştü. Bakalım bu sene Rabbim nasip edecek mi? Çok güzel oluyor böyle. Şimdi resmen kokusu burnuma geldi. İnşallah Rabbim bu sene de bizi mükafatlandırır. Öyle arkadaşlar, size bir haberim var. Aslında onu paylaşmak için de açtım videoyu. Bir söyleyeyim dedim, bir de söylemeyeyim dedim ama yine duramadım. Söylemek istiyorum size. Arkadaşlar, ben işe başvurdum. Hastane işi. Bakalım olursa, Rabbim nasip ederse yazıldık, bakalım başvurduk. Eşim de ben de yazıldık arkadaşlar. Hangimize çıkarsa bakalım dedik, şansımızı bir deneyelim. Eşim yıllardır yazılıyor hastane işine ama bir türlü nasip olmuyor. Hastane işi aslında olsa eşime işte olmuyor arkadaşlar. Kura olduğu için kurayla birkaç kişi seçiliyor. Eşimin ayağı sıkıntılı, platin falan var, ayağında da değil topuğunda platin var. Eşim böyle inşaat işlerinde çok yıpranıyor. Böyle hastane işi falan olsa ona çok iyi olur ama bir de şöyle bir şey var. Çok istediğim bir şey olmaz derler ya. Ha işte arkadaşlar, biz o durumu yıllardır yaşıyoruz ama şöyle de bir durum var. Çok istediğimiz bir şeyi Rabbimin vardır bir bildiği ki nasip etmiyor. Biz öyle düşünüyoruz. Biz çok istedik ama Rabbim nasip etmedi. Bir kez daha dedik, şansımızı deneyelim. Bu sefer ben de deneyeyim dedim. Eşimin de desteğiyle sen de yazıl dedi. Yazıldık bakalım. Hayırlısı Rabbimden dua ediyorum arkadaşlar. İçinizden dua edenler olursa gerçekten çok mutlu olurum. Bu zamana kadar ne dua istediysem bana dua ettiniz. Ben de size aynı şekilde. Rabbim sizin de gönlünüzden geçenleri kabul etsin inşallah. İşiniz rast gitsin. Borcunuz varsa ödeme kolaylığı versin. Gönlünüzden ne geçiyorsa Rabbim gerçekleştirsin. Şifa istiyorsanız şifa versin Rabbim. Biz ilçede yaşıyoruz. Aksaray'da yaşıyoruz, öyle söyleyeyim. Yeni katılanlar çokça soruyor bize. Biz Aksaraylıyız arkadaşlar ama ilçede yaşıyoruz. Buralarda iş imkanı kısıtlı. Çoğu kişi şehir dışına, yurt dışına falan gider arkadaşlar. Kendi işini kuran kurar, dükkanı olan olur, gider, yapar ama şehirdeki gibi imkan yok arkadaşlar. Şehirde bir sürü fabrika var. Ne bileyim ben, bir sürü iş yeri var ama ilçede öyle bir şey yok. Eğer ki Allah'ım, inşallah, inşallah diyorum. Plan yapmak istemiyorum. Allah'ım izin verirse, hastane işi çıkarsa arkadaşlar, şayet eşime veya bana taşınmayı düşünüyoruz. Böyle bir karar aldık. İlçeden şehire biz 40 kilometre falan uzaklıktayız arkadaşlar. Hem yol masrafı hem uzaklık olmaz. Yani gece mesaisi falan olursa hastaneye yakın bir yerlerden ev tutmayı düşünürüz. İnşallah ya, çıkarsa gerçekten çok ama çok istiyorum Rabbim. Lütfen nasip et ya Rabbim.
hayırlısıyla taşınırız, köydeki evimizde durur diyoruz. Orayı da yavaş yavaş böyle çalıştıkça şey yaparız. Nasıl olsa bir evimiz var köyde. İyiden kötüden dört duvarını diktirdik. İyiden kötüden içine dedik birikim yaparız, geçeriz. Aksaray'da da kira veririz. Şehir merkezinde hastaneye gidip geliriz. İnşallah, bilmiyorum, hayallerimiz çok güzel ama Rabbim nasip eder mi bilmiyorum. Sizinle de paylaşayım dedim. Gerçekten içim içime sığmıyor. Sanki içimden bir his olacak gibi. Bilmiyorum. İnşallah olur. Bir his de fazla heveslenme İrem diyor. Fazla dillendirme diyor ama bilmiyorum, bakalım. Öyle bir karar aldık. Eğer ki hastane işi çıkarsa şehir merkezine taşınacağız. Yola vereceğimiz parayı mesela arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Aksaray, Gülağaç, dolmuşla gidip gelmek 50 TL. Günlük 50 TL. Haftanın 7 günü ne ediyor? Siz hesaplayın. Ona vereceğimiz yol parasını kiraya verelim dedik. Bilmiyorum arkadaşlar. Öyle bir şeyler düşündük. İnşallah Rabbim nasip eder. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Allah'ın elinde. Yiyeceğimiz ekmek, aş, su nerede bilmiyoruz. Köyde evimiz var ama bilmiyorum ya. Çocuklarımız için de bir şeyler yapmak istiyoruz yani. Daha bir iyi gelecek sunmak istiyoruz onlara. Öyle sizlerle biraz konuşmak istedim. Bu şekilde arkadaşlar, sizin menünüzde neler var? Ben ne yaptım onu bir söyleyeyim. Dünden mercimek çorbam var. Ondan sonra Kıbrıs tatlısı yapmıştım. Eşimin bir ama birinci favori tatlısı. Ondan var hala. Yarısını yedik, yarısı duruyor. Taşlama var. Eşim çok seviyor. Ben de öyle. Haşlamayı seviyoruz. Bulgur pilavım var. Yaprak sarmam var dünden. Tavuk sote var. O kadar çok şey var ki gerçekten Ramazan bereketiyle geliyor. Lafı gerçekten çok ama çok doğru. O şekilde bugünü tamamlayacağız. Dur, bekle bekle dur. Çiçeklere bak, çiçeklere. Nerede? İşte burada. Kayısı olacaklar inşallah. Dur bekleyin, tamam, yola fazla yaklaşmayın. Evet arkadaşlar, bugün farklı bir yere geldik. Parka geldik. Farklı bir yer. Bizim için farklı. Bekle. Heh, gel hadi kay. Dur. Bak bak bak. Anam. Mustafa ilk defa geliyor var ya herhalde. İlk defa gelmiyor da. Ramazan burada dulduymuş. İyi hava. Gel oğlum. Vakit geçsin dedik. Emir kafanı indir. Emir kafanı indir. Gel. Emir oradan düşersin bak sen. Düşme. Tamam, kırmızıdan gel, ben bekleyeyim seni hadi. Yok yok, kırmızıdan değil, maviden in oğlum sen. Maviden iner o. Gel tamam. Oğlum sen. Gel Mustafa. Gel. Valla nasıl gel utanıyor böyle Ramazan. Gel. Valla nasıl utanıyor. Gel. Emir hadi kay, ben geliyorum yanına, gel dur. Siz orada kayın, dur ben Emir'i şuradan karşılayayım. Gel hadi. Gel. Gel. Bismillah de, otur otur. Kay hadi. Ben tutarım seni, hadi gel. Kay, korkma, gel. Gel. Bırak kendini. Bırak. Hadi bir, iki, üç. Tamam. Ramazan pah pah diye diye iyi getirttir Demir bizi buraya. Pah pah diye diyorum, getirttir Demir bizi buraya diyorum. Yaşasın diyor başımıza. Sıkılıyorlar evde ya. Ama benim Mustafa'ma bak babası. Bak bak bak. Bak ha. Sarı bunun için iyi. Bak. Hadi kay. Anne bir de kırmızının yanında gelsin benim ya. Tamam hadi. Annem o kırmızı dolamaçlı düşüyor ondan. Şundan kay, gel bak ha şundan. Aman. Hadi bekliyorum seni, gel. Aa çok güzel. Emir hadi bir daha. Mustafa yiğit. Aman. Herkes burada anam. Kaysın babası. Hayır hayır, no no, Mustafa'yı tor olmaz. Bak Ramazan nereye çıkıyor? Hayır. Esas. Ama gidiyor da. Aman. Ya sen şuna bak, ya ben Emir'e bakayım.
Tamam gel, ben koyayım gel. Mustafa nasıl korkuyor, aman yo yo yo. Bak, arkaya atıyor kendini. Ama sen bilemiyorsun. Çocuk park görmüyor ya her gün. Korkuyor, korkuyor. Gezsin, gel gezelim istersen Mustafa. Bak inmiyor da. Emir biliyor vallahi. Değil mi Emir? Öyle yapma oğlum. Anne indirdi seni. Öyle inenir mi? Mistik. Dur. Dur 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 dur. Gel. Bizimkiler melül melül bakıyor. Tut babanın elinden. Ne bana mı dedin? Ben şey çavuşun gelinim çavuş kartal. Ben kimin kızsın ya? Ben Kızılgayalıyım. Buralı değilim. Ne yapma iyi gözleri var. Sağ ol teyze. He iki tane. İyi maşallah. Meceliğin orada hep sizin mi? Yo. Gel. Gel gidelim. Emir park park diye diye geldik. Sev. Bir mi utandın? Bakıyor musun onlara? Gel gel. Gel gidelim gel. Gel gezelim. Şurada şeyler olsaydı. Nasıl yeşillenmiş her yer. Dedim ben motosikleti alayım. İyi al. Gel gel gitme gel. Bakın karabataklarda yüzüyor. Susuyor mu? Sus diyor Mustafa itti. Mustafa itin konsantresi bozuluyor. Ramazan. Bak. Çok güzel. Anne bir sürü. Hayır anne. Ördüm. Anne sus. Tamam sustum. Anne sesi. Hadi çekme diyor Ramazan. Evet. Valla uçuya karşı bitiyor ya. Arkadaşlar. Şurada bir yuva var. Olmaz mı ne? Ağacın da kadar. İrem gel gel. Gelin. Ne yok? Hep beraber buna binelim. Ailecek mi? Gel. Buyurun efendim. Evet. Emir gel Emir. Emir. Gel gel. Bak oraya, oraya oturur mu oğlum? Sufra ser bari. Aman anladım. Buran niye böyle esas? Hadi biz iş. Al sen şunu ben döndürüp bineceğim. Hayır. Geliyor mu? Dur geniş açıyı alayım. Hadi. Aman aman bu neye git ya? Ramazan. Çocuklara. Aman git başım döndü valla. Git ya. Ay bulandım. Anne ben bunu çok sevdim. Valla ben ineceğim ay. Ay kandına gitme ne sen. Valla hiç gitmiyor ay. Durdurun. Durdurun dünyaya inecek var diye. Durdur Ramazan şunu ay. Ay içim boğuşam. Durduramıyorum. Durduramıyorum. Durduramıyorum diye bakalım. Durdur şunu vallahi nasıl midem bulandı gözümü kapat diyorum. Ay ay. Ya yapma. Of. Üstüme bir şey yedim ya. Tamam la tamam. Yapmadı yok ya. Kaldırdı yok. İndir şu çocuğu. Ay ay bir şey. Kim icat etmiş bunu? Tövbe yarabbim. Bir tur daha mı atacak? Sen bir tur daha mı atacaksın? Arkadaşlar. Gel la gel tamam. Ya git ya nasıl pis bir şeymiş bu ya. İndir Ramazan dur dur. Tamam, Ramazan gel. Vallahi nasıl midem bulanıyor kusacığım. Bir tur daha mı atacaksın? Allah. Ay bu ne böyle git. Kaydıraktan kaysınlar. Gel oğlum buna. Abi şu güzel.
Ay git, bu ne böyle ya, şuna kim biner valla. Güzelmiş bu, bakayım. Mustafa ne yapıyor? Ay düşme şeyi de varmış arkada bak. Oo, Mustafa ne yapıyorsun? Şundan mı yoruyor ya? Şundan mı yoruyor ya? Allah'ım. İyi ya, kafa dağıtmıyor. Tamam dur, Mustafa indir babası Mustafa'yı itir. Emir'de sıra. Gel baba. Ata bineceğiz. Bir ata bineceğiz. Emir'i bindireyim mi şeye? Dur oğlum, öyle değil Emir. Öyle mi? Bekle dur. Ha? Ha, in. İndir kafanı. Ha? Hadi. Salla. Oo, bak bak bak. Kendi bindi böyle. Dinlemedi. Mustafa'yı tabi. Bak 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 bak. Böyle böyle öğrendi böyle. Bak 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 bak. Tut elinden, elinden tut. Ah, korktu. Emir el salla. Böyle Ramazan. Evet. Allah. Dağıtalım bakalım hangi gün ağır? Emir ağır. Tabii canım. Keşfediyorlar ya, ne yapsınlar? Bak bak bak. Öyle olmaz, gel buradan çık, gel. Buradan çık ya. Arkada takla düşen. Telefonu çalıyor. Alo. Alo. Cami var ya. Hadi kay. Şöyle tavamda biraz yağlayacağım arkadaşlar. Çok az. Şöyle mikserimi de bir deneyim arkadaşlar bu sayede. İki tane yumurta. Yumurtalarım da acayip bir yerden kırıldı. Az bir şey tuz arkadaşlar. Bir çay kaşığı kadar. Ondan sonra süt,
su, un. Basit. Ama çok lezzetli oluyor. Ben seviyorum krebi. Bir. Bir buçuk yapalım. Şöyle bir su bardağı da su. Bunlar güzelce bir çırpalım. Ay Allah'ım ya Rabbim. İlla kaşıkla bakmayacak arkadaşlar, mikserle de çırpsak. Şöyle akışkan kıvam oldu. Şunları alalım. Tavamıza gidelim şimdi. Evet, geldik ocak başına. Şimdi tavamız bayağı ısınmış arkadaşlar. Bir kepçe. İlki biraz bozuk olacak gibi. Bakalım. Tabak getireyim ben bir. Güzel kızarmış. Aslında tabağa koymadan önce bir sofra bezine koysam şeyini bir alsa, sıcağını, gerçekten güzel olur. Şurada temiz sofra bezim vardı arkadaşlar. Şöyle sofra bezimin üzerine koydum. Böyle terleme yapmasın, hamur olmasın diye. Sahuru çekecektim, unuttum arkadaşlar. Uyku hali gerçekten. Nasıl unuttum bilmiyorum. Akşamdan aklımdaydı ama şimdi unuttum. Şöyle ezan da okunmak üzere. Ezanı bekliyorum. Videoyu burada kapatıyorum arkadaşlar. Hepinize hayırlı sahurlar. Hoşça kalın.